Teknoloji dünyasından haberlerle devam ediyor. Dolayısıyla telefon hattında Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Sizi dinlerken ben bugün belki de sizden sonra yaparım ya da sizin de görüşünüzü alırım. TRT Haber'de dijital dünya ve çocuklarla ilgili de bir haber var. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Buyurunuz, olur, siz başlayınız. Olur. Şimdi yarın çok önemli bir yasa yürürlüğe girecek. Onunla alakalı bilgi vereyim istedim. Herkesi ilgilendiriyor çünkü. Evet, 70'den 70'e. Evet, evet. Cep telefonu olan, e-maili evet. olan herkesi ilgilendiriyor. Bu size izinsiz atılan reklam e-mailleri, bilgilendirme e-mailleri, e-postaları, hı-hı, SMS'leri, bunlar yarın sona erecek. Yani en azından yasa nezdinde sona ermesi bekleniyor. Bunlar neler getirecek hayatımıza? Bunlardan kısaca bilgi vereyim. Dinleyicilerimiz bilgili olsun istiyoruz, izin verirseniz. Lütfen. Şimdi 3 Ekim 2014'te resmi gazetede yayınlanan elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanuna göre 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Yani yarın SMS ve e-posta tüketicinin onayına tabi tutulacak. Ve bundan sonra onay alınarak yapılacak bu işler. Çünkü bizim bu bilgilerimiz, cep telefonu bilgilerimiz, numaralarımız ve e-postamız iş portacıların eline bile düşmüştü neredeyse. Kesinlikle. Yani her yerden izinsiz SMS'ler geliyordu. Bu hakkında getirmişti bir anlamda. Türkiye'de de 72 milyon cep telefonu kullanıcısı, 45 milyon internet kullanıcısı var. Düşünün buradaki büyük veri tabanı ve pastayı diyelim. Şimdi bunlar neler getiriyor, ona bakmak lazım. Bir kere onay almak zorunda kalacak artık bu SMS'leri atmak isteyenler. Yani bize bir onay mesajı, e-mail'i veya telefonu açacaklar ve bizden onay alacaklar. Onay yoksa ileti de yok olacak. Yani ticari elektronik ileti alıcıya ancak önceden onay alınmak kaydıyla gönderilecek. SMS'lerin yanı sıra telefon çağrı merkezi, biliyorsunuz robotlardan da bizi arıyorlar. Robot seslerden, fax, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici gibi sistemler veya e-postalar da bu onay kapsamı içinde. Ve onay alındıktan sonra ancak bize bunları gönderebilecekler. Red mesajı verirsek istemiyorum, bize göndermeyecekler. Ve bu red mesajı da ücretsiz olacak. Yani vatandaş onay vermiş olsa bile hiçbir gerekçe göstermeden ticaret ileti almayı reddedebildiği gibi red bildirimlerini yapacağı mecralarda onaysız olacak. Eğer hiç cevap vermezsek, yani sessiz kalırsa, o da red anlamına gelecek. Şimdi yani tam bu noktada keseceğim. Neden? Çünkü özellikle telefonumda muhafaza ediyorum. Şirket ismi vermeyeceğim ama. Mesela filanca şirketler grubunun özel kampanyaları ve avantajlarından öncelikli olarak haberdar olmak istemiyorsanız falan falana filan iptal yazıp gönderin. Benim böyle bir mecburiyetim yok normal olarak. Yok, aynen. Ya burada böyle bir acaba hani aksine gönderdiğim zaman mı bir şey olacak diye de merak etmiyor değilim. Aynen. Ya da işte diyor ki bizi Facebook'ta beğenin. Ya da işte ürünlerimize ait kampanya SMS'i istemiyorsanız filanca yazıp şu numaraya gönderin. Şimdi bu şüphe uyandırıyor bende. Belki de filanca yazıp gönderdiğimde onaylamış olacağım. Evet, tam da bu düşünüldüğü için sessiz kalmak da red anlamına gelecek. Yani o zaman dinleyicilerimizi özellikle buradan uyaralım. Bu tür mesajlara eğer bilgi gelsin istemiyorlarsa tamamen sessiz kalmaları en doğru yol herhalde, hukuki olarak. Aynen, aynen. Evet. Tamam. Yani red de verebilirler. Yani o işlemi de yapabilirler. Hani sakınca yoktur ama sessiz kalmaları da red anlamına gelecek. Red anlamına gelecek. Bu düşünülmüş ve yürütmeye konulmuş durumda. Eğer bunu devam eden mesajı atacak kişi, ticari veya bireysel kurumsal kimse, bunun cezalarında şey yapmış olacak, yani kabul etmiş olacak. Evet. 50 bin lira kadar cezası var bu işin. Ayrıca vatandaşlar bu konuda Gümrük Bakanlığı'na, Gümrük Bakanlığı bir çağrı merkezi var veya Gümrük Bakanlığı'nın direkt internet sitesinden, e-postasından o şirketi şikayet edebilecekler ve ceza almalarını sağlayabilecekler. Kutlama mesajları bile onaya tabi. Yani aslında çok güzel bir şey oldu. Hani işte doğum gününüzü kutlarız veya vesaire gibi. Hani doğum tarihini verdiyseniz bunu yapıyor firmalar. Bizi reklam gibi. Onlar da tabi olacak onaya. Ve internet bankacılığında hatta SMS onayları şifre için SMS'ler geliyor bize. Onlar bile bu onaya tabi. Bu anlamda bir devrim niteliğinde düşünüyoruz. Tabii bunun arka kapıları olacaktır. Yani bunu yapan bireysel veya kurumsal yapılar bunun arka kapılarını bulmak isteyeceklerdir. Mutlaka bu konuda sessiz kalmamak ve onları şikayet etmek gerekiyor. Hani bize de biraz iş düşüyor açıkçası. Ben çok çok etkili olacağını düşünüyorum. Bu yarından itibaren başlayacak olan yönetmeliğin inşallah hepimizi olumlu etkiler. Çünkü çok gerçekten artık bunaltıcı bir hale gelmiş. Evet, evet.
görüşeceğiz. Bir sorunuz vardı, onu ben sorudan ziyade paylaşmak istediğim bir bilgi var TRT Haber sitesinde. Çocukların gerçeklik algısının dijitalleştiğine ilişkin bir araştırma var. Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi araştırmacı yazar Sefer Darıcı yaptığı araştırmada dijital oyunlarda kullanılan bilinçaltı mesajların çocukların gerçeklik algısını değiştirdiği ve gerçek hayatla ilişkisini kopardığı belirlendi deniyor bu araştırmayla. Yani bu araştırma tamam bir yerde dursun ama bırakın bu araştırmayı, gerçekten bu dijital hayatla normalin ötesinde hayatın akışına ters bir şekilde aşırı ilginin çocuklardaki sosyalliği, çevreyle iletişimi, işte konsantrasyonu, kendi işleriyle ilgilenmeyi, her şeyi engellediği ve sektelediği bir gerçek. Evet, yani bu konuda çok sayıda araştırma var, artık sonuçlar yavaş yavaş geliyor. Yani platformları kullanmaya başladıktan sonra cihazları donanımsal olarak, yazılımsal olarak sonuçları da yavaş yavaş gelecek nesiller görmeye başladı. Yakın çevremizden, belki kendimizden de görüyoruz. Kalkar kalkmaz ilk baktığımız şey belki telefon oluyor. Evet. İşte akıllı telefonumuz. WhatsApp'ımızda birisine telefon açmayıp oradan konuşmayı yeğliyoruz. Bu ara bunu ben çok yaşıyorum. Yani birine e-posta atıyorum, bana WhatsApp'tan cevap vermek istiyor. Hani gerçek de acaba, aslında buradaki karakterlerimiz de, yani biz diğer gerçek karakterleriz ama şeyi kaybetmeye doğru gidiyor. Fakat bunu yaparken bu araştırmaların sonuçlarını iyi okumak ve işte bu konuda okur yazarlık eğitimleri verirken şunu dikkat etmek lazım. Hani şimdi bunlar birer bir gerçek. Bu mecraları iyi nasıl kullanabiliriz? Yok farz etmek değil amaç. Evet, yani dünyanın gerisinde kalma şansınız yok. Yani kullanmayalım. Bunlar çok kötü mecralar, platformlar demek yerine nasıl efektif kullanabiliriz? Mesela çok basit bir örnek. Nepal'de biliyorsunuz bir deprem oldu 3 gün önce. Evet. Birçok şirket Google'dan, Viber, Skype, hani bunları reklam sayılmadan Twitter. Bu konuda müthiş yazılımlar yapıp Nepal vatandaşların, orada yaşayan insanın hizmetine sundu. İnsanlar akrabalarını buldu bu araçlarla. Göçük altında kalmış insanları buldular. Ücretsiz Viber denen şirket, biliyorsunuz WhatsApp gibi bir şirket. Ücretsiz telefon görüşmesi hakkı verdi ve insanlar telefon hatlarının kesilmiş olduğu yerlerde internet üzerinden akrabalarına, eşlerine, dostlarına ulaştılar. Yani bunlar hayatımızı olumlu etkileyecek kesinlikle çok şey var bu konuda. Evet. Kesinlikle. Yani onu değerlendirmek lazım. Yoksa kötüyü değil, iyiyi seçmek yani lazım. Yani şimdi akıllı telefonların hepsinde konum bildirme, GPS özellikleri var. Bir GPS özelliği düşünebiliyor musunuz? Bir yerde kayboldunuz. Böyle bir telefonunuz varsa, hayattasınız, böyle bir özelliğiniz varsa, bulunuyorsunuz. Yoksa işiniz şansa kaldı. Aynen öyle. Yani o kadar öyle. Çok örnek aksine vermek mümkün ki. Ama diğer taraftan da bir kafeye giriyorsunuz. Genç bir arkadaş grubu günler sonra işte daha önceden planladıkları gibi bir araya gelmişler, toplanmışlar. Söz bir iki dönüyor dolaşıyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz masada sessizlik. Masada oturan herkesin elinde telefonu var. Hani neredeyse telefondan karşısında oturanla mesajlaşacak ama konuşmak yok. Yani, veya fotoğraf çekip o anı Instagram'da paylaşmak, karşımızdakiyle paylaşacağımızı başkalarıyla paylaşmak istiyoruz. Evet. Bu sanırım bu kültür hani bir şeye evrilecek ve oturacak. Televizyon ve radyo da böyle olmuş. Yani bir süre sonra gerçek yatağına oturmuş ve nehir akmaya devam etmiş. Standartlarla belli olunca daha rahat edecek. Şimdi dünyada müthiş bir kargaşa var bu konuda. Devletler de şaşkın, kamu hizmetini yapan yetkililer de, direkt olarak bizler de şaşkınız. Hani ne yapacağımızı bilemiyoruz ama oturdukça yavaş yavaş ne olacağını göreceğiz ve dünya nereye gidecek görecek diye düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Bilal Bey. Kolay gelsin. Kolay gelsin.